Erken Teşhis programından BBN Türk'ten herkese sağlıklı ve mutlu günler. Bugün nasıl gençleşiriz'i konuşacağız. Gençleştirici cilt uygulamalarını konuşacağız. Bunun için de bizlere uzman doktor Dilek Peker eşlik edecekler. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Klasik olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz hocam. Evet. Aynen öyle. Böyle bir gidişat var. Böyle bir dönem. Nasıl etkiledi sizi dönem? Vallahi bizim zaten dermatolojik hastalıklarımız her zaman için stresten etkilenir. Yani stresin çok etkisi oldu. İşte sedef, vitiligo hastalarımızda çoğalma oldu. İşte gül hastalığı, yüzdeki bu kızarıklıklar, döküntüler çok arttı. Vücuttaki bazı döküntülü hastalıklarımız, ürtiker, alerji çok arttı. Zona hastası, bu gece yanığı dediğimiz hastalıklar çok arttı. Yani bu ara polikliniğimiz bayağı yoğun, bu hastalıklar yüzünden yoğun. Eskiden daha hafif olan şeyler daha böyle ağır seyrediyor bu ara. Yani tabii ki etkiledi, çok etkiledi. Psikolojimizi. Değil mi? Stres hem fizyolojik olarak hem de sosyolojik olarak insanın hayatında en büyük kötülüklerden bir tanesi. Aynen öyle. Ve bu dışımıza da vuruyor, evet, ister istemez. Ve böyle olunca da şunu sormak istiyorum. Pandemi döneminde devam ettiniz mi çalışmalarınıza devam ya da tedavilerinize? İlk etapta bu yoğun kısıtlamaların olduğu zamanlar biz de daha böyle esnek çalışıyorduk. Haftada 3 gün. Ama sonra normal, hani virüse alıştık, biz de alıştık. Herkes alıştı. Ve her gün çalışmaya başladık. Daha böyle hani önlemlerimizi artırarak her gün çalıştık biz. Cumartesi de dahil çalıştık. Gerçi şu an kısıtlamalar geliyor. Evet. Cumartesi çalışır mıyız, çalışmaz mıyız bilmiyorum ama acil durumlarda biz yine çalışacağız. Biz hekimiz çünkü. Değil yani mi? Bizim güzellik boyutu ayrı, mesleğimizin bir de dermatolojik hastalıklar bölümümüz var ki bunun şeyi yok yani, ertelenecek bir durum değil. Her zaman için hasta bakmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. O zaman hemen şuraya bir açıklık getirelim. Kimdir dermatolog? Ne iş yapar? Sağlığın hangi bölümündedir? Dermatolog deriyle ilgilenir aslında ama sadece deri değil, saç ve tırnak sağlığı da bizimle ilgilidir. Deri zaten vücudumuzun en büyük organı. 2 metrekare yüz ölçümüne sahip en büyük organımız. Tabii derinin çok içinde olduğu birçok hastalık bizim hastalığımız ama saç ve tırnak da bizim hastalığımız. Bir de genital bölgede oluşan zührevi hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bizim hastalıklarımız. Biz onları da tedavisini ve işlemlerini yapıyoruz, mutlaka yapıyoruz. Özellikle lise çağlarında anneleri ve babaları tarafından dermatologlara götürülen çocuklar sivilceleri ya da yüzlerindeki lekeleri dermatologların hallettiklerini biliyorlardı. Ama sanırsam deriyle alakalı bütün problemleri maalesef ki insanlar özellikle bölüm noktasında birçok bölümün hangi hastalıklara baktığını bilmiyorlar. Aynen öyle. Mesela batık tırnak tedavisini de biz yapıyoruz. İşte tırnak çekimini, tırnak tel uygulamasını biz yapıyoruz. Bunu bizim yaptığımızı bilmeyen bir hasta grubu var. Veya işte saçla ilgili saç dökümeleri tedavilerinde uyguladığımız işte mezoterapiler, perepileri bizim yaptığımızı bilmeyen hala bir hasta kitlesi var maalesef. Bu hastalıklar bizimle ilgili ve tedavilerini biz yürütüyoruz. Böyle olunca insanlar ilk önce nereye gideceklerini, nerede tedavi olacaklarını bilmiyorlar. Aynen. Ya da yanlış yerlere, yanlış bölümlere gidiyorlar. Aynen. Çoğu hastalığımızı, cilt hastalığımızı iç organlara ilişkilendiriyor insanlar. Mesela aknenin ciğerden geldiği üzerine, işte karaciğerin bozuk o yüzden akne oluyor diye söyleyip, düşünüp önce dahili branşları gezip en son bize gelen bir hasta grubu da var maalesef. Peki doğru mudur? Karaciğerdeki yağlanmadan mı? Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Tamamen yüzümüzde, yani derimizde yer alan yağ bezlerinin bir hastalığı. Ama iç organlara ilişkili olduğu bir durum tabii ki var. Bu da hormonlarla alakalı olan kısmı. Özellikle bayanlarda yumurtalıkları kist varsa bu hormon erkek tipi hormonların üretimini artırarak akneye sebep olabiliyor. Bu arada tabii yeme içme düzenimiz son yıllarda daha çok kapalı paketli gıdalar tüketiyoruz ve bu da akneye sebep oluyor. İlginç bir bilgi son günlerde ortaya konmuş. Bilimsel dergilerde yayınlanan bir bilgi. Süt ve süt ürünlerinin de akne yaptığını biliyoruz. O da ilginç. İnsülin hormonu gibi davranıp sütün diğer hormonları etkilediği ve akne yaptığını biliyoruz. O yüzden de hani dışarıdan görünen kısmıyla içeriden incelediğimizde bambaşka bir dünya, dermatoloji dünyası, cildiye dünyası. Evet, şu an oldukça tuhaf hissediyoruz. Çünkü gençleri sütten uzaklaştıracak bir bilgi midir kendileri? Aynen. Belki süt de. Tabii ki süt gibi sağlıklı kalsiyum ve protein içeren bir gıdadan mahrum olmak demek sütü içmeyeceğiz anlamında değil ama şöyle, inek sütünü çok önermiyoruz ancak kefir, yoğurt ve diğer süt ürünlerini kontrollü bir şekilde tabii ki tüketebiliriz. Sağlıklı bir gıdadan da insanları eksik bırakmak istemeyiz ama sütün artırdığını biliyoruz.
Tabii bu biraz kişisel bir şey. Hani herkes akne illi bir cilde sahip değil. Çok kuru ciltler de var. Onlarda böyle bir sorun zaten yaşanmıyor. Değil mi? Hasta yok. Hı-hı. Hastalık yok. Hastalık hasta var, var evet, diyoruz. Hasta var. Ve böyle olunca da aslında sütün önerilmeyen, yani süt önerilmeyen kişiler daha fazla akne problemleri aynen olan insanlarda aynen artmaması adına ya da gidişata hı-hı dur diyebilmek adına tabii ki belli bir süre için. Belki de süt yani içinmemesi tavsiye ediyor. Akne zaten hani akut bir hastalık değil. Bazen hastalarımız şunu düşünüyor. Benim işte aknem var, doktora gideceğim, bana bir ilaç verecek, bir daha ömür boyu aknem olmayacak. Öyle bir şey yok. Cilt yağlı bir ciltse dönem dönem bu problemleri yaşayacağız. Biz de cildimize buna göre bakımlar yaptıracağız. İşte akneli bir cildimiz varsa nedir? Bunu kurutucu tedaviler uygulatacağız. İşte kimyasal peelingler, karbon peeling lazerle. Belki gözeneklerin temizlenmesi, boşaltılması, işte medikal cilt bakımları. Yani bunları dönem dönem yapmamız gerekecek. Kullandığımız ürünleri ona göre yapacağız. Cilt gençleştirme ve temizlemede zaten en önemli aşama bizim cildimize nasıl baktığımız. Yani bizim yaptığımız birçok işlem var ama önce temelinde cildimize nasıl baktığımız çok önemli. Bir kere cildin çok güzel temizlenmesi lazım. Temiz bir cilde mutlaka ihtiyaca binaen bir nemlendirici kullanılması lazım. Dışarı çıkacağımız zaman mutlaka ve mutlaka güneş kremi kullanmamız lazım. Çünkü yapılan birçok çalışmada bizim cildimizi yaşlandıran en büyük etkenin güneş olduğu gösterilmiş. Bu arada tabii stresli bir hayat yaşamak, işte sigara gibi oksidan maddeler, oksidatif strese maruz kalmak da cildi yaşlandırıyor. Yani tek bir sebep yok. Hatta yine ilginç bir bilgi, şekerli gıdaların da kolajen sentezini azaltarak cildi yaşlandırdığını biliyoruz. Yani bu kızarmış yiyecekler, işte fırınlanmış, çok işlem ısıyla işlem görmüş yiyeceklerin de bizim cildimize yaşlanmaya sebep olduğu da yine son yıllarda tespit edilmiş bir bilgi. Yani her şeyimizde sağlıklı yaşamalıyız. Evet, yani sağlıklı yaşamak aslında her ne kadar içimizdeki sistemi kontrol etmemize yarar sağlasa da yine sağlıklı beslenmek aslında dışarıdan görünüşümüzü de besleyen bir durum. Kesinlikle. Şimdi bu güneşe çıkarken işte güneş kremi sürmek, sonra sigara kullanmamak, stresli bir hayat yaşamak, bunların hepsinin bizi yaşlandırdığı kesinlikle doğru. Hı-hı. Güneş noktasında yeni bir bilgiydi açıkçası. Hı-hı. Benim için özellikle. Hı-hı. Fakat stresli bir hayat yaşıyoruz Dilek Hocam. Şimdi yeni bir dünya düzeni var. Sürekli çalışmak zorundayız. Bugünü kurtarmak zorundayız. Ve bunun için sürekli stresle boğuşuyoruz. Dolayısıyla yaşlanıyoruz, yoruluyoruz. Bir de ben özellikle bir soru soracaktım ama ondan önce bir araya gireyim. Yaşlandıran hususlar noktasında bir atmosfer basıncından bahsediyoruz. Ve onun da sarkmalara sebep olduğunu söyleyen tabii bilim ki insanları var. Tabii ki. Yani yer çekiminin etkisiyle cilt aşağı düşüyor zaten. Bu bazı insanlarda çok hızlı oluyor. Özellikle stres yaşayan, çok yoğun ve hızlı bir şekilde kilo kaybı gösteren kişilerde o yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru sarkmaları biz daha hızlı bir şekilde görüyoruz. Tabii artık teknoloji çok gelişti. Hani eskiden 40 yaşında herkes anneanne babaanne gibi görünüyordu ama artık 40 yaşında 20 yaş, 30 yaş gibi görünebiliyorsunuz. Evet. Çünkü birçok tedavi yöntemleri var. Cildi yukarı kaldıran birçok anti-aging işlemlerimiz var bizim de. Program akışında herhalde onlardan evet, bahsedeceğiz. Evet. Birçok tedavimiz var. Bunu engellemek de elimizde. Ama öncelikle tabii cildi dışarıdan bakmamız, bu hususları, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte beslenmemiz, düzenli spor yapmamız, bol su içmemiz. Çünkü suyu az içtiğimizde yine kolajenimiz tam tetiklenemiyor, üretimi tetiklenemiyor ve cildimiz tekrar ince kırışıklıklarla dolabiliyor. Cildi dışarıdan bu şekilde takviye etmemiz lazım. Son yıllarda işte sıvı içecek kolajenlerin kullanımla ilgili yeni bilgiler var. Ben genellikle tek başına içimde hani çok %100 bir fayda görmediğimizi düşünüyorum. Ancak biz hastalarımıza anti-aging işlemler yaparsak, yanında bu sıvı kolajen içeceklerini verirsek çok daha iyi sonuç elde ediyoruz. Evet, neden ihtiyaç duyuyoruz kısmına biraz cevap oldu bu. Hı hı. Ama bana kalırsa ilk intiba, bir insanı görüş ya da kullanılan deyimlerde bir insan kıyafetleriyle ağırlanır, fikirleriyle uğurlanır noktalarında insanın görünüşüne, cildine çok da dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yani bu sebeple bunlara ihtiyaç duyuyoruz ama hangi yaş grubu, ne zaman ihtiyaç duyulmaya başlıyor? Bu tamamen kişisel bir şey. Çünkü hani çok mimik yapan bir kişi de ben 20 yaşında bile botoks uygulaması yapıyorum. Veya işte çenesini çok sıkıp baş ağrısı çeken, diş gıcırdatan kişilere botoksu 20 yaşında bile yaptığım oluyor. Yani bu tamamen kişisel bir uygulama. İşte mesela gözaltı çöküklüğü Türk ırkında çok yaygın. Bu yağ petlerimiz düşüyor aşağı doğru ve bu bizi çok yorgun
ve yaşlı gösteriyor. Mesela 20'li yaşlarda bile en sık yaptığım uygulama benim göz yaşı altını doldurmak, göz altı ışık dolgusu diye tabir edilen uygulamayı yapmak. Yani bunun o yüzden yaşı yok. Ama mesela 60 yaşına gelmiş çok iyi görünen hastalar oluyor. Sadece bir dıştan fraksiyonel lazerle cildi işte soyarak kolajen tetiklenmesiyle daha güzel bir görünüm bile elde edilebiliyor. Bu tamamen kişisel bir şey bence. Yani çok yaşı yok. Tamamen hastanın görünümüne göre karar veriyoruz biz. Peki bir işlem uygulayabilmek için hastanın ya da danışanın belli bir yaşın üzerine çıkmış olması gerekiyor mu? Özellikle uygulanan uygulamalara aslında göre de değişiyordur şöyle, bu ama. Mesela bazı cilt hastalıklarında biz bebeklere bile uygulama yapabiliriz ki bu işte doğum lekesi, bu şarap lekesi dediğimiz uygulamalar bir yaşında bile uygulanabilir hastaya. İşte bazı ben türleri, vücutta yaygın kitle şeklinde görülen işte benler, onun haricinde yanık lekesidir. İşte bir skar olmuştur, ameliyat geçirmiştir, izi kalmıştır. Bunlarda zaten yaş yok. Yani biz 6-7 yaşında bile fraksiyonel lazer yapabiliriz. Bir yaş sınırlaması yok aslında. Ama işin güzellik boyutuna gelince tabii hani 18 yaşında genelde hastalar daha çok başvuruyorlar bize. Ama işte 12-13 yaşında ergenlikte sivilceler başlıyor. O dönemde de biz karbon peeling yapabiliyoruz. Benim iki tane kızım var. Hani onların 12-13 yaşında bile ben karbon peeling tedavilerini yapıyordum. Hiçbir zararı yok. Kanıtlanmış işte lazerin kanser yaptığı gibi bir görüş zaten yok. Ve hani yıllardır kullanılıyor. 60-70 yıldır artık piyasada kullanılan ve FDA dediğimiz Amerikan İlaç Sanayi tarafından onaylanmış cihazlar kullanıyoruz. O yüzden de sıkıntı olmuyor. Peki bu noktanın içerisinde şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bir ay içerisinde yaptığınız tedavilerde ya da size gelen hastalarda kaçı mecburi olarak buna geliyor, kaçı kendi isteğiyle, yani güzelleşmek muhakkak, ikisinde de amaç bir lekeden kurtarmak ya da daha iyiye çevirmek mevzuyu, ama kaçı lekeli, kaçı lekesiz, kaçı mecburi, kaçı kendi isteğiyle geliyor? Yani kendi isteğiyle gelen biraz böyle daha kendine bakmak isteyen, işte önemseyen, kendini önemseyen insanlar çok artmadan geliyorlar zaten. İşte leke, mesela bazı hasta geliyor ki artık leke o kadar derine inmiş ki yüzü bayağı böyle simsiyah olmuş. İşte altta damarsal yapılar var. Güneşten çok şiddetli hasar gördüğü belli. Kırışıklıklar yerleşmiş artık. Yani güneşin bütün hasarlarını görmüş. İşte doğumlar yapmış. O sırada oluşmuş lekeler. Üstüne kendi de korumamış. Çok lekelenmiş. Bir öyle bir grup var. Bir de yeni yeni hafif çillenme ve lekelenme safhasında gelen grup var. Biz tabii ki çok geç kalmamış grupta çok daha başarılı oluyoruz. Yani lekeler çok yerleşmeden yaptığımız hastalar 4-5 seansta bile, hani hatta bazen 1-2 seansta bile renklerinin açıldığını görüyorlar ve mutlu bir şekilde kliniğimizden ayrılıyorlar. Ancak çok çok derin lekelerde bazen 2-3 sene hastaya işlem yaptığımız oluyor. Yapıyoruz bir tık açılıyor, yapıyoruz bir parça açılıyor. Sabırla, ısrarla devam ediyoruz. Bazıları bıkıyor, yarım bırakıyor. Ama bu bir maraton aslında. Yani cilt lekelerinin tedavisi tamamen pes etmeden devam ettirecek bir maraton bence. Kesinlikle. İnsanın nasıl içerisini önemsiyorsa dışarısını da önemsemesi yine toplumsal anlamda ve kendisini sevmesi anlamında tabii çok önemli. Erkekler mesela eskiden çok başvurmazlardı. İşte hani zigoma bölgesinde belki berberlerde hani ağda falan evet yaptırıyor olabilirlerdi belki. Mesela şimdi lazer epilasyon için, botoks için, dolgu için de erkek hastalarımız bize başvuruyor ve onlar da iyi görünmek istiyorlar. Yani yaşının iyisi görünmek varken hani neden yaptırmayalım? Bir de hani imkanımız varsa her türlü artık cihazdır, işte kullanılan ürünler hepsi Türkiye'de mevcut. Ve biz Türk hekimleri bence daha bir cesuruz ve yetenekliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Her türlü işlemi biz çok daha öncelikle alıyoruz hastalarımızı. Çünkü bazen yurt dışından hastalarım geliyor. Mesela lazer lazım, işte yüzü çok kırmızı, kılcal damar lazerine ihtiyacı var. Ama orada hem uzman hekime ulaşması çok zor, hem de yapmak istemiyor doktorlar. Yani uğraşmak istemiyorlar, risk almak istemiyorlar maalesef. Değil mi? Bu riskten ötürü de aslında Türk hekimleri kendilerine güvendiklerinden ya da bununla daha fazla hışırneşli olduklarından elleri daha maharetli. Aynen. Yöntemler, teknolojiler her ne kadar oralarda çıksa da yine dünya üzerinde en iyi bunu yönetenler, en iyi icraate koyanlar Türk hekimleri. Evet. Yani sonuçta bir dermatolog bir hastada diyelim ki bir işlem yaptı ve bir iz kaldı. Bunu tedavi edebilecek donanıma sahip kişidir zaten. Yani herhangi bir güzellik salonunda hastayı yakıp da hadi bu böyle senin cildin
böyleymiş denmez. Yani mutlaka bir dermatolog hastasını sahiplenir ve sonuna kadar ilgilenir zaten. O yüzden hani güvenli ellerde olduğunu bildiği için hasta da daha güvenli yaklaşıyor. Biz de ona göre daha güzel tedaviler yapıyoruz. Kesinlikle ya, bu bir kırık çıkıkçıya gitmekle bir ortopediye gitmenin aslında diğer kesinlikle cilt versiyonu diyebiliriz. Aynen. Peki yine özel bir soru daha geliyor Dilek Hocam. Hı. Hiç 18-20 yaşlarında genç bir hanımefendi ya da beyefendinin sizlere gelip ya hocam ben işte yüzümden memnun değilim, fakat siz de baktığınızda aslında düzeltilmesi gereken pek de bir şey yoksa, hı hı, ya sana bunu yapmamıza gerek yok dediğiniz oluyor muydu? Çok oluyor, hem de çok çok fazla. Yani hastanın mesela dudağı kalın, aslında biraz daha dudağını şişirtmek istiyor. İşte dolgu istiyorum diyor. Evet. Hani o gördüğümde benim de hoşlanmadığım şeyleri çok yapmak istemiyorum. Yani genellikle doğal yaklaşmayı daha çok seviyorum. İşte bu nişantaşı kadını dedikleri o görünüm, işte tamamen şişirilmiş yanaklar, dümdüz bir çene, keskin bir çene hattı, işte kocaman yanaklar, şakak dolu, işte o bana çok, bana da hitap etmediği için ben zaten öyle bir hastaya işlem yapmak istemiyorum. Ve işlemlerin de hepsinin aynı güne sığdırılması taraftarı hiç değilim. Genellikle bu anti-aging işlemlerde öncelikle lazerlerle ya da altın iğne tedavilerle başlamayı ben daha çok öneriyorum. Çünkü cildin kendi üretmiş olduğu kolajenin tetiklenmesi ve kendi taze hücrelerle yenilenmesi bence apayrı bir şey. Bu şekilde bir zemin oluşturmuş oluyoruz ve üstüne işte gerek varsa hala botoksumuzdur, işte dolgumuzdur, iple yüz asmalarımızı yapıyoruz. Botoks aslında hani son dönemde şöyle bir laf var, her ölümlü botoksu satacaktır diye. Evet. Yani çok yaptırmayan kalmadı gibi, gerekli bir tedavi olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok mimik yapıyorsak o mimikleri geçici olarak durdurduğumuzda daha az kırışıyoruz. Hani ben 30 yaşlarımda başladım zaten kendime botoks yapmaya. Bu sefer hani yerleşmemiş oluyor kırışıklıklar. Ama mesela çoğu hasta geliyor bize şu glabella bölgesi, kaş arası bölgesi mesela çok derin oluk oluşmuş. Hani o durumda biz zaten botoks yapsak da düzelmiyor. Botoksun amacı zaten yerleşmesini engellemek kırışıklıkların. Genelde biraz da böyle eskiden görülen vakalar herhalde, çok aşırı böyle yapılmış botokslar biraz kötü örnek olmuş. İnsanlar botoksu duyar duymaz ben botoks asla istemiyorum diyor, ama yani yaptığımız botokslar artık hani sanatçı botoksu dediğimiz botoksları bile yapıyoruz. Baby botoks, az botoks. Evet. Yani hastanın kırışıklıklarını hafifletmek bile bazen yeterli oluyor. Tamamen böyle put gibi bir surat yapmayı zaten sevmiyorum ben de. Doğal botokstan yanayım. Her türlü tedavinin doğal yapılmasını seviyorum. Kesinlikle, çünkü insanlarda geçtiğimiz dönemlerde şöyle bir algı oluştu. Botoks yaptıranlar ya da daha fazla yüzle alakalı ameliyat olanlar, ki pirajda pek kandır. Evet. Değil mi? İnsanlar tuhaf bir algıyla beraber aslında bunun çok da iyi bir şey olmadığı kanaatine vardılar. Hı-hı. Ama teknoloji ilerliyor, ellerimiz ilerliyor, tabii, hekimlerimiz ilerliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunu daha doğal, daha iyi hale getirmek bugünlerde oldukça, kesinlikle, mümkün. Aynen. Bizim teknolojik gelişmelerimiz çok yoğun olduğu gibi bu tür uygulamalarda da hani sonu yok. Mesela dün bile ben gece 2 saat bir webinar izledim. Yurt dışından bir İngilizce eğitim vardı. Yaptığım bir şeyi izledim aslında. Hani bilmediğim bir şey değildi ama her seferinde yeni öğrendiğin şey sana bir şeyler ekliyor. Yani bizim meslekte ben oldum artık, benim için yeterli, tamam, bu gibi bir şey yok zaten. Habire yeni bir şeyler öğreniyoruz. Eskiden normal görünen bir şey şu an bize ters geliyor mesela. Bunu artık yapmayalım diyoruz. Bu botoksa ve dolguda da dahil. Eskiden mesela biz yüz aslında buradan boşalmaya başlar, aşağı doğru düşer. Biz eskiden burayı doldurmak yerine buraları doldururduk. Böyle değişik maymun gibi bir surat mesela hatırlıyorum, evet, bir 10 yıl öncesinde. Hiç doğal olmayan bir görüntü olurdu. Ancak artık işte şakak boşaldıysa biz şakağı doldurduğumuzda yüz zaten direkt yukarı kalkıyor. Ve etraftan da kimse sen dolgu mu yaptırdın demiyor. Sende bir güzellik var, bir şey mi yaptırıyorsun, iyi görünüyorsun, genç görünüyorsun diyor sadece hastaya. Bu bence çok daha başarının göstergesi, daha mutlu edici bir şey. Kesinlikle. Yoksa öyle, sen dolgu yaptırmışsın diye anlaşılması da çok iyi bir şey değil bence. Tabii, insanın kendisini de huzursuz hissettiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle ben sizin bölümünüzle alakalı şöyle düşünüyorum Dilek Hocam. Muhakkak sağlıktaki her bölümümüz çok önemli. Kardiyoloji de önemli, dermatoloji de çok önemli. Ama insanlar kalplerini açıp ya çok iyi yapmamış sanki diye düşünmüyorlar. Hı-hı. Fakat dermatologların yaptığı bir işlemden direkt, sonra evet, aynen, dönüklerde bunu da biliyorlar. Aynen. Bir de bizim hani şöyle bir hasta grubumuz da var. İşte böyle bir şey yapılsa da mutlu olmayan,
Ya bardağın boş tarafını gören bir hasta grubumuz da var. Mesela biz öncesi ve sonrası resim çekiyoruz. Hani bunu internette yayınlamak amaçlı değil, hastamızla da sonrasında bakıp değerlendirelim. Neydik, ne olduk diye. Mesela hasta şey diyor, lazere geliyor, yüzündeki açılmayı biz fark ediyoruz, lekelerin açılmış diyoruz. Bence açılmadı diyor. İlk haliyle bir kıyaslıyoruz, açılmış diyor. Ya. Veya işte dudak dolgusu diyelim yapıldı. Öncesinde doğumsal olarak kendisi anomali oluyor bazı insanların. Yağ bezecikleri dudakta belli oluyor, beyaz beyaz. Biz dolgu yaptığımızda tabii dudak biraz şiştiği için onlar belirginleşiyor. Bu bende yoktu, siz yaptınız bunu diyor. Yine bakıyoruz, gel bak ilk resmine, bunlar sende varmış. Yani böyle de bir zor hasta grubumuz da var tabii. Çok mutlu edemediğimiz bir hasta grubu da var. Ama onlar yani hiçbir şeyden mutlu olmuyorlar bence o tür insanlar. Hani ne yaparsan yap, istediğin kadar güzelleştir, mutlu olamıyor. Biraz da bence içinde olan bir şey bu insanın. Hani güzel görünmek de, genç görünmek de psikolojimizle de ilgili bence. Yani kendimizi güzel ve mutlu hissediyorsak zaten verdiğimiz enerjiyle dışarıdan da öyle görünüyoruz diye düşünüyorum. Kaldı ki içeride yansıyor. Taçlandırıyor bunu sadece. Değil mi? Yani aslında içeride bir problem varsa bunu dışarıdan düzelttiğimizde, daha iyi hissettiğimizde aslında vücut da kendini toparlıyor. Kesinlikle. Ve içeride bir problem varsa onu da çözmeye çalışıyor. Aynen, aynen öyle. Evet. Şimdi yavaş yavaş aslında konumuza girdik ama şöyle genel bir başlık atalım. Dilek hocamıza soralım. Nedir bu gençleştirici cilt uygulamaları? Hangisiyle başlamak isterdiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Hani genç bir cilt nasıldır? Bir bebek cildi düşünün. Pürüzsüz, evet. İşte gözeneksiz, kırışıksız, sıkı bir cilt. Bizim hani gençleştirme yöntemlerinde tabii amaçladığımız şey bu. Ama gidip de bir 60-70 yaşındaki bir cildi biz asla bir 20 yaşa hemen anında öyle bir şeyimiz yok. İddiamız da yok. Ama düzenli yapılan tedavilerle kesinlikle biz mesela 5 yıl öncesinin resmine bile baktığımızda, ki ben bunu en çok annemle gözlemliyorum. Annem benim artık reklam yüzüm diyebilirim. Her türlü işlemi onda yapıyorum. Baktığımızda aradaki farkı görebiliyoruz. Ama bu mesela geldin bir gün içerisinde sana lazerini yaptım, altın iğneni yaptım gibi bir şey değil. Mutlaka öncelikle hastayı, eğer cildi kuruysa işte veya çok yağlıysa, cilt problemleri varsa onları çözerek öncelikle ele almak lazım. Diyelim ki cildindeki sorunları hallettik ama içeriden neler yapacağız? Bunu da bir sıraya koymak lazım. Genellikle leke varsa ben önce leke lazerleriyle işe başlıyorum. İşte tek bir lazerimiz yok zaten. Her derinliğe uygun çeşitli lazer sistemlerimiz var. Biraz yüzeyde ise tilyum lazer kullanıyoruz, soyarak cilt açılsın. Daha derinde ise Q-seviş lazerler, karbon peelingler, biraz daha derine inerek lekeleri açıyoruz. Ve kolajen ısınarak üretilen bir madde, cildimizde gençleştiren bir madde. Bu ısı veren her yöntem aslında kolajen üretimini tetikliyor ve cildi gençleştiriyor. Biz mesela kılcal damı için yaptığımız bir hastanın ilk resmine baktığımızda kırışıklıkların da açılmış olarak görüyoruz. Aslında biz onun kırmızılığını çözmek için işlem yapmışız. Ancak bu ısı verdiğimiz işlemler sayesinde kolajen üretilmiş ve cildi de yenilenmiş. Yani tek bir tedavi değil. İşte temeli botoksur diyoruz ama botoksa gelene kadar özellikle de genç yaş grubunda lazer tedavileri ince kırışıklıkları halledebiliyoruz. Ben öncelikle lazer tedavilerini öneriyorum ve onları yapıyorum. Evet, lazer tedavileriyle beraber aslında birçok problemi çözebilmek ve zararsız bir şekilde yüz güldürücü sonuçlar aldırtabilmek çok da mümkün anladığımız kadarıyla. Aynen. Peki bu lazerlerin çeşitleri var mıdır? Çok çeşitleri var. Biraz da popüler isimleri de var aslında. İşte baby face dediğimiz lazer, tilyum lazer. Hani evet. İsmi öyle, popülaritesi oradan geliyor. Tilyum lazer, minik minik lazer ışıkları atıyoruz hastamızın yüzüne ve kendi özel serumları var. İşte tranexamik asit renk açıcı, C vitamini, kırmızı üzüm çekirdeğinden elde edilen resveratrol, bunlar hep cildi gençleştiren şeylerdir. Bunları cilde uyguladığımızda cildin hem lekelerin açılmaya başladığını, hem gözeneklerin küçüldüğünü, hem de ince kırışıklıkların azaldığını görüyoruz. Onun haricinde işte Q-Switch lazer karbon sürerek yaptığımızda hem akneleri azaltıyor, hem gözenekleri sıkılaştırıyor. Göz çevresindeki ince kırışıklıklara iyi geliyor. Fraksiyonel lazer biraz daha derin çalıştığımız bir işlem. Ben özellikle bu dönemde en sık fraksiyonel lazer yapıyorum. Çünkü yazın çok yapılabilecek bir şey değil, çok aşırı soğuyor hastanın yüzünü. Ama işte evden çıkmayacak veya işte yurt dışındadır, gelmiştir, o tür hastalara yazında yaptığımız oluyor. Onda da daha büyük lazer ışıkları gönderiyoruz ve yüz ertesi gün gerçekten bir şey patlamış gibi, böyle hani tüp patlamış da yara olmuş gibi gerçekten kötü gözüküyor. Ama bir haftanın sonunda o kabuklar soyulduktan sonra gerçekten bebeksi bir cilt ortaya çıkmaya başlıyor. Altın iğne yine benim kırışıklıklarda çok sevdiğim bir tedavi, ancak altın iğnenin güzel tarafı derinin altına iğnelerle ısı verdiğimiz için bu sarkmalara da çok iyi geliyor. Mesela biz hastanın işlemine bir bakıyoruz,
işlem bitmiş. Şuraları bile kalkmış. İşte o çene hattı oluşturmuşuz veya nazolabial çizgiler yukarı kalkmaya başlamış. Bir de güzel tarafı bu tür işlemleri biz mezoterapilerle, gençlik aşılarıyla, diğer işte dolgularla, kolajen içeren serumlarla da tetikleyip birlikte kullanabiliyoruz, yapabiliyoruz. Mesela diyelim altın iğne yaptık, hemen arkasından kök hücreler içeren bu bitkisel işte şeyde üretilmiş, fabrikalarda üretilmiş, hayvanlardan elde edilmeyen, teknolojik olarak üretilmiş kök hücreler. Bunlarla cildi yenileyebiliyoruz, aynı anda da uygulayabiliyoruz veya seans sayıları bittikten sonra da bu gençlik aşılarını ekleyebiliyoruz tedavimize. Evet, bu uygulamalardan bahsetmeye ve altlarını çizmeye devam edeceğiz Dilek Hocam. Ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüzde anlatmaya, aydınlatmaya devam edeceğiz. Erken Teşhis programında uzman doktor Dilek Peker ile gençleştirici cilt uygulamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu uygulamaların içerisinde en çok bilinen ve herkesin neredeyse bir kere ismini duyduğu, sizin de az önce söylediğiniz gibi her ölümlü botoksu tadacaktır. Şimdi botoksla başlamak istiyorum ben. İlk önce nedir sorusunun altını çizeceğiz ama bir de dolgu var değil mi yanında? Evet. Çok karıştırılıyor ikisi. Çok karıştırılıyor. Yani dudağıma botoks yaptırdım diyor. Aslında aynı şey değil. Şimdi normalde bir bakterinin zehiri aslında bu. Ama yıllar önce nörolojide işte böyle kasılmış olan kasları gevşetmek amaçlı hastalara tedavi olarak uygulanmış. Sonra göz uygulaması sırasında kaz ayakları çizgilerini azalttığı bulunmuş. Ondan sonra kırışıklıklar konusunda FDA onayı almış bir ilaç bu aslında. Şimdi botoksun etkisi şu, biz diyelim ki kasın içerisine verdik, o kası hareket ettiren sinirleri geçici olarak durduruyor etkisini. Ve hasta veya işte danışan diyeyim, o sırada o kaslarını kasamadığı için, hareket ettiremediği için kırışıklıklar yumuşuyor ve gevşiyor. İşte alın çizgilerinde biz bunu yapıyoruz, kaş arası, göz çevresi, biraz önce bahsettim, çeneyi çok sıkmada maseter botoks yapıyoruz ki çene çok sıktığımız için bazen bayanlarda erkek gibi, ki benim eskiden daha yoğundu, ilk resimlerimi bazen paylaşıyorum, botoks yapa yapa buramı incelttim. Daha böyle kalın ve maskülen bir görüntü veriyor bayanlara. Onu da inceltmek ve yumuşatmak için de biz botoks yapıyoruz. İşte dudak üstü çizgilerini açmak için botoks yapıyoruz. Burnu hafif kaldırmak için, ama dolgu bundan apayrı bir şey. Dolgu hyaluronik asitten elde edilen bir sıvı materyal. Ve bunun çeşitli kalınlıklarda, ölçülerde viskositeleri farklı olan ürünleri var. İşte birisi daha yoğun, birisi daha akışkan. Akışkan olanı daha ince yerlere, mesela göz altına veriyoruz. İşte daha kalın olan dolguları çeneye, işte elmacık kemiğine bırakıyoruz. Bu fabrikada üretilmiş hyaluronik asit içeren maddeler. Yani birini kırışıklıkları açmak için verdiğimiz ilaçla hallederken, birinde kırışıklıkların altını doldurarak hallettiğimiz bir işlem. Hacim veren bir işlem yani dolgu. İkisi çok apayrı şeyler. Evet, farklı noktalar. Ve kombine edilecek şeyler. İşte mesela hastaya biz botoks yaptığımızda, eğer kaş arası çizgisi yeterli açılmadıysa oraya dolgu da yapıyoruz. Veya işte diyelim kaz ayağı çizgilerini önledik botoksla, geçti ama derin bir gözyaşı oluğu var. Orayı da dolguyla dolduruyoruz. Yani bunlar birbirini tamamlayıcı, birbirinden farklı ama birbirine kardeş uygulamalar. O yüzden de karışıyor herhalde diye düşünüyorum. Evet, o yüzden de beraber kombine edildiği için çoğu zaman karışabiliyor. Dolgu noktasında pek bir bilgim yok, fakat botoks tıbbın farklı alanlarında kullanılıyor. Tabii ki. Midelerde, mide botokslarında, hareket ettirilmemesi gereken kaslarda. Migren için çok iyi geliyor, baş ağrılarına. Değil mi? Aynen. Aslında birçok alanda da kullanılıyor botoks. Biz çenemizi sıktığımızda aslında şu temporal bölgemizi de sıkıyoruz. Sıkacak olursanız şimdi fark edersiniz, sıkın. Burada sertleşti bakın. Biz mesela botoks yaptığımızda çeneye yapıp birazcık buraya da yapıyoruz. O zaman gevşiyor. O baş ağrılarına falan da iyi geliyor. Yani migrene de iyi geliyor botoks. Birçok kullanım alanı var dediğiniz gibi. Mesela terlemede biz botoksu çok kullanıyoruz. El ayak terlemesinde, koltuk altı terlemesinde botoksu verdiğimizde ter bezlerini geçici olarak durduruyor ve terlemeyi engelliyor. Yani birçok şeyde kullanılıyor artık. Tıbbın birçok alanında kullanılıyor botoks. Peki botoksun tekrarı oluyor mu? Ya da diyelim ki botoksu enjekte ettik, bir ilaçtan bahsediyoruz. Kaç yıl sonra ya da ne kadar vakit sonra insanın yeniden bunu yaptırması gerekiyor ya da yeniden yaptırması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Keşke bir kere yaptırsak da ömür boyu gitseydi ama. Evet. Şimdi bu tamamen biraz kişinin mimiklerini ne kadar kullandığına bağlı. Ben bazen botoks yaptıktan sonra hastalarıma şey diyorum. Aynanın karşısına geçin,
Yapmamaya çalışın. Çünkü bazen farkında olmadan kendimizi kaşlarımızı çatmış olarak buluyoruz. Veya işte hani ben meslek gereği çok konuşuyorum, çok gülüyorum hastalarımla iletişim sırasında. Mesela benim mesela botoks yapsam da 2-3 ay sonra göz çevremdeki kırışıkların yeniden yavaş yavaş evet. başladığını görüyorum. Bu kişiye göre değişen bir durum. 4 ayda da başlayabiliyor. İşte 8 ay botoksum idare etti, hiç tekrar kırışmadım diye gelen hasta da oluyor. Yani tamamen kişisel bir durum bence. Ortalama 4 ile 6 ay diye söylüyoruz ama. Tekrar yapmak gerekiyor. Çünkü o botoksun etkisi orada gidiyor. Biz ne kadar çok kullanırsak o kadar çabuk gidiyor. İşte mesela çene botoksu yaptı. Hasta sakız çiğnemeye, sert elmalar yemeye, işte meyve yemeye devam ederse çabuk tekrar dönüyor. Yani biz o kası çünkü durdurmuşuz kasılmasını. Siz bir yandan tekrar aynı komutu veriyorsunuz, kasmaya çalışıyorsunuz ve geri geliyor, çabuk geliyor. Mesela kaş ortasında öğretmenlerin çabuk geliyor. İster istemez iletişim kurmaları gerekiyor öğrencileriyle. İşte bazen kaşla çatmak gerekiyor. Her zaman gülmek olmuyor evet. Yani öğrencilere, çoluğuna, çocuğuna. Evet. İster istemez tekrar çatıyorsun ve tekrar çabuk geliyor. İşte doktor arkadaşlarımın özellikle patolog, mikrobiyolog, mikroskop başında çok vakit geçiren arkadaşların 2 ayda bile dönmeye başlayanlar oluyor. Bu tamamen kişisel bir şey. Kesinlikle yani kullanıma bağlı olarak aslında vücut diyor ki benim bu kasları kullanmam lazım. Kullanmak istediği için o komutları oraya göndermeye devam ediyor. Her aynen. ne kadar o kasların kullanması o anlık dursa da bir zaman sonra vücut tabii. oradaki eksikliği aynen. gidermek için daha fazla çalışıyor ve kullanmaya başlıyor. Botoksun etkisi de aynen. siliniyor tamamıyla. Dolgu da öyle. Hani dolgu da bir kere yaptırdım bir daha olmayacak gibi bir şey değil. Yavaş yavaş eriyen bir materyal zaten eriyor. Belli bir süresi var. İşte diyelim ki dudak bizim çok hareket ettiğimiz, çok konuştuğumuz bir alan olduğu için dudak daha erken erirken işte şuraya yaptığımız, şaka yaptığımız dolgu daha uzun süre gidiyor. Bir yıl mesela erimeden kalabiliyor. Veya gözyaşı altına yaptığımız dolgular 1-1,5 sene gidebiliyor. Bu da tamamen kişisel bir şey. Tabii dolgunun da erimesini hızlandırıcı faktörler var. İşte sauna çok girmek, güneşte, sıcakta çok kalmak, ağır sporlar, stresli bir hayat, sigara içimi, alkol tüketimi. Bunlar bizim uyguladığımız uygulamaların tamamen tersine kürek çekmek gibi etkilerini azaltıyor kesinlikle. Yani aslında kendinizi yine güzelleştirmek isterken bu kötü alışkanlıklarla ya da aynen. stresle beraber ortamı dengelemiş oluyorsunuz kesinlikle. Ama bir anlamı kalmıyor aslında kesinlikle. Yapıldığı zaman. Benim hani birçok hastam sayenizde ben işte sigarayı bıraktım, alkolü azalttım, işte paketli gıda artık tüketmiyorum diyen hastalarım oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani bir insanın hayatına bile dokunabilmişsem ne mutlu bana diyorum. Yani kesinlikle. Bir kötü bir alışkanlıktan vazgeçirebildiysem ne mutlu bana diyorum. Geçen mesela çok komik bir anımdan evet. bahsedeyim. Bir hastama fraksiyonel lazer yapıyorum. Tabii ilk etapta böyle bir yangılı, acılı bir işlem. Hastam şey dedi, hocam dedi ben sayenizde namaza başladım dedi. Allah Allah filan nasıl oldu bu iş dedim. İşte Allah'ım bu dünyada yaktın öbür dünyada yakma diye başladım dedi. Evet. Ya böyle komik anekdotlar da geçiriyoruz evet, hayatımıza. Evet ya bunlar işin hem yüz güldürücü güzel hem de tarafları. Keyifli tarafları. Peki, hemen belli olması çok güzel tabii işte. Değil mi? Mesela botoksu yapıyorsun bir hafta sonra etkisi ortaya çıkıyor. Dolgu yapıyorsun hemen görünüyor. Hastanın yüzündeki o mutluluk ifadesini görmek. Yani yaptığın işten mutlu olduysan mutlu oluyorsun. Bazen mesela bir iş yapıyorsun. Sen onun çok hoşuna gitmiyor ama hasta çok mutlu oluyor. Ama sen kendin mutluysan, tatmin olduysan daha mutlu oluyorsun. Yani hastaya verebildiğin, düzeltebildiğin ölçüde mutlusun. Hastanın lekesi açılıyorsa inanın biz onlardan çok daha mutlu oluyoruz. Veya kırışıklıkları açılıyorsa biz lay lay lam geziyorum ben bütün gün mesela. Yaşasın bir hastama daha faydam olmuş diyorum. Değil mi? Zaten bu iş bana kalırsa özellikle yani sosyolojik olarak çok fazla hem de dışarıdan göründüğü için az önce de zor kısımlarında bahsetmiştik. Hekimin sevmeden yapabileceği bir iş değil bence. Kesinlikle. Çok zevk alması lazım. Yaptığı işten kendisi de mutlu olması lazım ki hastaya faydası olsun. Değil mi? Özellikle botoks ya da dolgu yaptığınız hastalarda bir vakit sonra hasta tabii ki tıpış tıpış geri dönüyor ama evet. teşhis genelde hocalarımız derler ki kapıdan girişte başlar. Siz de hastalarınızı gördüğünüzde aa evet botoksu gitmiş aynen. zamanı geldi diyor musunuz? Tabii ki diyoruz. Yani hastayla zaten belli bir iletişim olduktan sonra hasta da seni bırakmıyor. Ve bu tür işlemlerde ihtiyaç duyduğu an hani gerçekten gerekliyse yapar diye geliyor zaten. Hani öyle bir iletişimimiz var hastalarımız arasında. Mesela bazı hastaya diyorum ki sana ip gerekiyor. İp deyince tabii yine videolardan, YouTube'dan çok açık hasta göstermemek mi lazım bilmiyorum. Ben bazen video çekip gösteriyorum hani hastanın ne kadar rahat durduğunu korkmasınlar diye ama aslında çok korkutucu şeyler değil. Polidioksan ipleri kullanıyor ki bunlar hani yıllardır ameliyatlarda kullanılan ipler.
Biz küçük bir iğneyle girip o ipi içeride bırakıyoruz ve çıkıyoruz. Kırçıllı ipler dokuya tutunuyor. Dokuya tutunduğu zaman biz onu nasıl çekmek istiyorsak, işte çeneye yaptıysak çeneden tutup çekiyoruz. İşte elmacığı çıksın, aşağı doğru sarkmalar düzelsin dersek buraya takıp içten bırakıp çıkıyoruz. Burun kaldırmada kullanıyoruz, kaş kaldırmada birçok yöntemler var ama hani şu son dönemlerde bu işte Fransız askısı olarak biliyorlar. Veya Seda Sayan yaptırdıktan sonra çok popüler oldu. Şimdi şey bir 70-80 yaşında Seda Sayan olmaya çalışan bir hasta grubumuz da var. Beni öyle yap, ben de onun için geldim diyenler de var. Tabii onlar için çok zor hemen 3-5 iple olması. Kesinlikle. Ama hani sonuçta düzenli yapılan tedavilerle bence 5 yaş, 10 yaş bile gençleşmek mümkün. Ama bu hani kısa süreye sığdırılmış bir şey değil. Zaman içerisinde yapılmış şeyler bence. Ama kimseye de tabii ki sizi 10 yaş gençleştireceğiz tabii diye bir iddiada. Tabii ki öyle bir iddiada bulunmamak lazım. Hani onlar belki ameliyat işlemleriyle olabilir. Plastik cerrahlarımızın yaptığı evet. Ameliyatsız rüzgar mı ama hani onların da komplikasyonları olduğu için, ameliyat olduğu için hani artık plastik cerrahlarımız da bizim hani yaptığımız işlemleri yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Onlar da dolgu botoks yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Ameliyatsız estetik işlemleri hasta da zaten daha çok talep ediyor. Çünkü hani bir öğlen arası bile gelip işlem yapıp evine gidip normal ertesi gün hayatına devam ettirebiliyor. Tabii ki hani ameliyatla sonuç aynı olmayacaktır ama ameliyatlara belki kısa sürede, kısa vadede bir şeyler yaptırmak isteyen hastalar için de idealdir. Onu da plastik cerrahlarımıza yönlendiriyoruz. Kesinlikle, çünkü cerrahi aynı zamanda bir risk taşıyor. Evet. İnsanlar cerrahiden olabildiğince korkuyorlar. De uzak durmaya çalıştıklarında evet. Bu tarz uygulamalar aslında daha revaçta aynen. Diyebiliriz. Burun dolgusu mesela son dönemde çok meşhur ve çok yapılıyor. Hasta ameliyattan korkuyor ama tabii çok kemikli burun bir buruna zaten ne dolgu ne ip ben asla diyorum sizin burnunuza olmaz. Sizin mutlaka ameliyat olmanız lazım. Yani hastayı mutlu etmeyecek bir işlemi de yapmanın bir anlamı da yok aslında. Kesinlikle, değil mi? Önemli olan hastayı görmek, teşhisi tabii. Koymak ve nasıl mutlu olacağını, hayatını nasıl devam ettireceğine bağlı olarak uygulamaya yönlendirmek. Zaten hekimlerimize güvendiğimiz için pek de problem teşkil ettiğini düşünmüyorum evet. Ben. Az önce komplikasyonlardan bahsetmişken hem iplerle yüz gerdirmede çünkü yüzümüzde bir ip kalıyor ve insanlar özellikle ben şimdi bunu duyduğumda evet. Özellikle de araştırırken nasıl yani? Yüzümüzde ya da işte gerdirdiğimiz bir yerde ip kalıyor ama bunun kalınlığı ne kadar, nasıl oluyor, belli olacak mı? Daha sonrasında benim başıma dert açacak mı gibi soru işaretleri ardı ardına geldi. Her türlü işlemde aslında komplikasyon illaki olur. Ama bu komplikasyon çözülemeyecek bir şey değildir. Mesela diyelim ki yüzeyde kaldınız, belki ip belli olabilir yüzeyde kaldıysa. Ama hemen doktorunuza gidip ipim yüzeyde kalmış deyip onu çıkarttırabiliyorsunuz. Çok küçük bir operasyonla çıkartılabiliyor. Bu ipler zaten 6 ay içerisinde eriyor. Hani 5 yıl kalıcı olan, 4-5 yıl kalıcılı olan iplerde de komplikasyon riski olduğu için ben çok yapmayı sevmiyorum. Erise bile ipler kolajen üretimini tetiklediği için ciltteki bu olumlu etkileri devam ediyor. O yüzden mesela ben diyelim bir hastamıza ip taktım. Bir yıl sonra tekrar geldi takacağım. İlk aynanın resmiyle ikinci resmini kıyasladığında arada çok fark oluyor. Asla eskiye dönmemiş oluyor. Yani bizim işlemler o yüzden böyle düzenlilik ve süreklilik gerektirir diye söylüyorum. Hani hiçbir işlemimiz yok bizim. Bu leke tedavimizde de yok. Bir kere bir şey yaptık, bir daha asla eskiye dönmeyeceğiz. Maalesef yok. Her tür işlemi dönem dönem parça parça, mesela diyelim botoks yaptık. Sonra bir dolgu, belki bir gün ip, belki yine botoks, dolgu. Yani bunları böyle kombinleyerek ara ara yaptırmak lazım ki yaşımızın iyisi olabilelim. Yani ben kendime de aynı şeyleri yapıyorum. Botoks yapıyorum, dolgu yapıyorum. Henüz ip yapmadım ama ben işlemleri kendi kendime yapmayı sevdiğim için. Evet, problemin evet. Başından beri yani tuhaf olacak ama evet. İşte bir kuaför kendi saçını kesmesi gibi ya da terzi kendi söküğünü dikemezmiş gibi deyimler, atasözleri. Bizim dermatologlarda öyle bir şeyimiz vardır yani cesur bir şey kısmımız var. Kendi kendine yapan dermatolog arkadaşım çok. Yani bu ip olayına da gayet sıcak bakıyorum. Çünkü hani 40'ı geçtikten sonra ister istemez şu çene hattımız evet. Aşağı doğru iniyor. Kendime de yapacağım en kısa zamanda, yaptıracağım arkadaşlarım ama şimdi pandemi nedeniyle hiçbir kongrelere gidemez olduk. Evet. Bütün arkadaşlarımızla böyle uzaktan hasret gideriyoruz. Artık şu dönem bir bitsin de inşallah normale döndüğümüzde her şey daha i̇nşallah. İyi olacak diye düşünüyorum. İpi yaptırdığınız zaman sizi bir daha programa alalım hocam. Tamam. O zaman sonuçlarını yakından takip aynen. Etmiş oluruz. Aynen. Nihayetinde insanlar bunları yaptırıyorlar fakat hem yüzümüz hem de vücudumuz ilerleyen dönemlerde yaşlanmaya ve yaşını ilerletmeye mahkum ve tabii bunun ki. Dolayısıyla sürekli devam ediyor olması aynen. Lazım. Aynen. Şu noktada yine soru sormak istiyorum.
ipi koyduk. Daha sonrasında o kolajen üretildiği için faydalarını da görüyoruz. Tabii. 6 ay kalan iplerden bahsettik. Yüz germelerde ve özellikle. Gidiyor. Ve biz ip mesela, gidiyor. Mesela evet, başka bir sebeple açıp baktığımızda hani yumuşacık böyle artık iyice şey olmuş ipler geliyor elimize bazen mesela. Daha önce bir haslama yaparken bana bir sene önce yine bir arkadaş takmıştı demişti. Baktım hani derinin altında bile görünmeyen hani kaybolan ipler bunlar. Yani korkutucu şeyler değil aslında. Halat gibi bir ip düşünüyor bazen hastalar şey görünce evet. İğnesini. İğnenin içinde kalan ip incecik bir ip. Kırçıllı bir ip. Kuvvetli sağlam ipler bunlar. Son dönemde çok daha güzel ipler çıktı. Hani etkisi daha uzun sürüyor demin de söylediğim gibi. Korkulacak hiçbir tedavimiz yok, merak etmesinler. Değil mi? Teknolojiyle beraber zaten bu işler de ilerliyor. Evet. Evet. İnsanlar özellikle bence şunu düşünmeliler. 2020 yılındayız. Her ne kadar iyi bir yıl olmasa da ilerleyen yıllarda ya da geçtiğimiz yıllara göre hem teknoloji hem sağlık hem de uygulama noktasında şu an sağlıkta çok iyi durumdayız. Evet. Dolayısıyla bunu düşünerek aslında uygulama yaptırmak insan için daha sağlıklı olacaktır yine. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet, son olarak hocam yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz belki ama yüz lekeleri noktasında şimdi çoğu zaman lekeler doğuştan ya da az önce bahsettiğimiz gibi güneşlerden meydana gelebiliyor ama yenilikler varmış. Gelen birkaç uygulama noktası varmış. Bu uygulamalarda bu lekelerin de tekrardan tekerrür edebileceğini de söyledik. Tabii ki. Ne yapmalı bu noktada? İnsan özellikle direkt hocama geldim ben. Dedim ki hocam benim yüzümde ya da kolumda bir leke var. Bunun için bir şey yapabiliyor muyuz? diye sorduğunda bana teşhisi koyduktan sonra ne yapıyorsunuz direkt hocam? Şimdi öncelikle tabii ki teşhis çok önemli. Diyelim ki hasta bize bir lekesini gösterdi. Bu bir ben mi? Alınabilecek bir ben mi? Lazer uygulanabilecek bir ben mi? Ki eğer malign melanom bir cilt kanseri türü öyle bir leke ise asla zaten lazer yapmamak lazım. Ki biz bunu dermatoskopla inceleyerek teşhisi koyuyoruz. Mesela ben çok üzülerek duyuyorum. Güzellik merkezlerinde işte ne olduğunu bilmedikleri lekeleri aletlerle cazır cuzur yaktıklarını estetisyen Eyvah. Arkadaşların. Çok çok yanlış buluyorum. Çünkü o dokunmaya çalıştıkları, yakmaya çalıştıkları leke kesinlikle bir kanser de olabilir. Yani o zaman iş çok daha tatsız boyutlara varabilir. Çok cahil cesaretinde bulunmasınlar ki biz bile hani işlemler yaparken 40 kere düşünerek işlem aldığımız hastamız oluyor. Yani cahil cesaretiyle o tür merdiven altı yerlerinde de lekelerine işlem yaptırmasınlar bence. Mutlaka bir dermatolog gözetiminde olsun. Biz bu dışıyla incelediğimizde eğer altta yatan damarsal bir yapı varsa biz mutlaka ona da işlem yapıyoruz. Çünkü hastanın o sonradan oluşmuş kılcal damarları, yüzeydeki damarları tedavi etmediğimiz sürece ciltte hassasiyet devam ediyor. O tür ciltler güneşi daha çok çekiyor ve lekelenmeye mahkum hale geliyorlar. Biz o yüzden kahverengi lekesi azaldı, iş bitti demiyoruz. Kırmızılıklarınıza tedavi edeceğiz diyoruz. Ki bir sürü işlem yapıp hastamızın yüzünü açsak bile bir %30 lekede geri dönüm olabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Daha az seansta, hatırlatma dozlarında işlemler yapabiliyoruz. Pek çok dalga boyunda lazer tedavilerimiz var. İşte 1064 nanometre dediğimiz daha derine inen endiyak lazerler. Biraz daha yüzeyde IPL lazerler, 500-600 nanometre. İşte 1927 gibi daha böyle derinlere inen trilyum lazerler. Biz bunları kombinliyoruz. Bazen hatta aynı seansta ikisini yaptığım bile oluyor. İşte Q-Switch lazerle derine inip sonra yüzeyini soyup ki özellikle çok böyle hani yurt dışından gelen acil işlemler isteyen hastalar için bu tür tedaviler yaptığımız da oluyor. Kimyasal peelinglerle, enzimatik peelinglerle cilt soyma işlemlerimiz oluyor. Çiller mesela çok güzel cevap veriyor ama güneşe çıkınca melanosit sayısıyla ilişkili olduğu için tekrar güneşi görünce oluşabileceği için tekrar bir iki hatırlatma seansına gelmelerini söylüyorum. Yani bizim işlemlerimizde ara ara böyle tekrar dermatoloğunuzu ziyaret etmeniz şart bence. Evet, Dilek Hocam programımızın sonuna geldik. Bizi güler yüzünüzle gençleştirdiğiniz, yanlışları düzelttiğiniz ve programımıza katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Erken teşhis programı bugün hem sağlık kazandırdı hem de biraz gençleştirdi diye düşünüyoruz. Bir dahaki programlara kadar hoşça kalın ve sağlıkla kalın diyoruz.